Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size esnek ve likralı duran ilk sıranın ilmek atış şeklini göstereceğim. Yeni başlayanlar da bu şekilde faydalanabilirler. Daha önce farklı yöntemle yapanların da değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Bu yöntemle ilmek attığınız zaman örgünüzün ilk sırası lastiğe uyumlu bir şekilde likralı olarak duruyor ve kasmıyor. Şu şekilde ipimi temsil olarak belli bir mesafe aldım. Siz başlayacağınız örneğe göre uzunluğunu kendiniz ayarlarsınız. Şu şekilde tutuyoruz. İlk sıramızda ilmeğimizi bu şekilde atıp şişe sabitliyoruz. Bir iç bir dış şeklinde iki çeşit alışla bu işe devam ediyoruz ve hep aynısını tekrar ediyoruz. Şu şekilde baş parmağımın sağından ve işaret parmağımın sol kısmından ipi doladım. Şimdi ilk ilmeğimi şuradan alıyorum. Şu şekilde. Buradan atıyorum. Ve sıkılaştırıyorum. Şimdi ikincisini tekrar edeceğim. Göstereceğim. Şu şekilde ipi bu defa doluyorum tersten. Solundan alıyorum baş parmağımı. Bu defa arka kısımdan şişimi daldırıp ilmeğimi çekiyorum ve sıkılaştırıyorum. 1 ve 2. Ve iç dış şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Baş parmağımızın iç kısmından ipi geçiriyoruz ve dış kısmından. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Videomuzu deniz kenarında başlamıştık. Size güzel bir manzara olsun. Antalya'nın eşsiz manzarası eşliğinde. Evet, eşsiz manzarası eşliği. Evde devam ediyoruz. Burada bir ters bir düz örgü yapacağım ben. Lastiği. Herkes farklı şekilde tutuyor biliyorsunuz. Türkiye'de ve dünyada kadınlar ipi, şişi ve ilmek alışını farklı yapabiliyor. Ben bu şekilde alıyorum. Bir ilmek arkadan. Ve bir ilmek. Şu şekilde. Önden alıyorum. Sıkı tutar gibi tutuyorum ben şişi. Evet, kaçtı. Devam ediyorum. Bir ilmek arkadan ve bir ilmek önden. Şiş olarak plastik şişleri de tercih edebilirsiniz.
ve bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Evet, lastiğimiz oluşmaya başladı. Zaten farkı şu kısımda görebiliyoruz açıkça. Şöyle yaptığımız zaman şu likrayı çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ve çok güzel duruyor. Makine örgüsü gibi bir izlenim oluşturuyor. Evet. Örgülerimizde şu kenar sırasının düzgün olması, marullanmaması için şurada da küçük bir ayrıntı var. Şu şekilde bakın. İlmek atılmış gibi bir görüntü var. Bunu oluşturmak için de her sıramızın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Onu da göstereceğim. Şimdi normalde düz ilmekle başlamam gerekiyor. Ama ben bunu örmüyorum. Şu şekilde alıyorum ve sıkılaştırıyorum ilmeğimi. Bol kalmaması için. İpimi sıkı tutuyorum ve ters örgüyle devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Lastiğe bir düz, bir ters, iki düz, iki ters, üç düz, bir ters veya tam tersi şeklinde uygulayabiliriz. Şeritlerinin kalınlığını istediğimiz şekilde tercih edebiliriz. Evet, bu şekilde sırayı bitirelim. Evet, son ilmeği örüyorum. İpimi biraz sıkı tutuyorum. Ve sıra başına geldiğim zaman düz ilmeği örmüyorum. Bu şekilde sıkı bir şekilde alıyorum ve ters örgüyle devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu kısım. Arkadaşlar, şimdi kenar ilmeğinin şu görüntünün düz olması için ikinci bir yöntemi daha var. Onu göstereceğim. Ben bu ikinci yöntemi daha çok tercih ediyorum. Şimdi bakarsanız şu kısımlar biraz daha bol kalıyor. Şu son iki sırayı o yönteme göre yaptım. İkinci yöntemimizde sırayı bitirirken son ilmeği örmeden bırakıp sıranın başında örmek. Yani biraz önceki uygulamanın tam tersi. İkisini de yapabilirsiniz. İlmek alış şeklinize göre hangisi daha düzgün duruyorsa onu uygularsınız. Benim alışıma göre bu yöntem daha düzgün duruyor. Ve dikerken de daha sonra çok daha güzel oluyor. Size zaten gizli sihirli dikiş yöntemini de göstereceğim. Örgüyü nasıl dikeriz ve hiçbir şekilde ipimiz gözükmez diye. Onu da anlatacağım bir sonraki videoda. Şu ilmeğimi sıranın sonunda örmemiştim. Boşta bakın. Sıranın başında örüyorum. Tam tersini yapıyorum biraz önceki uygulamanın. Şimdi ters olarak devam ediyorum. Sırayı bitireceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Örmeden bakın. Tersle bitiyor benim sıram. Ters ilmekle. Ters ilmeği örecekmişim gibi alıyorum ama ipi boşta bırakıyorum ve örmüyorum. Sıramın başına geçiyorum. Evet, ilmeği boşta bırakmıştık. Sıramın başına geçiyorum yine. Düz örgü olduğu için
ip arka kısımda ve örerek alıyorum ve bunu sıkı bir şekilde yapıyorum. Yani şu görüntünün düzgün olması için ilmeğimizi gayet sıkı tutmamız gerekiyor. Bol bırakmamalıyız, yoksa marullu bir görüntü olur ve hiç hoş olmaz. Ve ikinci ilmeğimi örerek devam ediyorum. Bakın, aradaki fark da gözüküyor. Son 3 sıra ikinci yöntemle. Sıramızın sonundaki ilmeği örmüyoruz, boş bırakıyoruz. Sıranın başında o ilmeği yönüne göre örüyoruz, düz veya ters. Evet, lastiğimizi tamamladım. Bir düz, bir ters. Bırakıyorum. Bakın. Bunu istediğiniz şekilde kazak manşetine, kol manşetine, hırkalara, herhangi bir yere uygulayabilirsiniz. Ve şu görünüm. Bizim istediğimiz buydu. İlk sıranın kasmaması. Birazdan bunu iki düz, iki ters olarak da uygulayacağız. Bir de onu göstereceğiz. Farklı bir ip aldım. Biraz daha kalın. Daha net gözükmesi açısından. 6 numarada şiş var elimde. Videonun başında anlattığımız ilmek atışımızı yapıyoruz. Yine tutuyoruz. Bir dış, bir iç olarak ilmeğimizi atıyoruz. Lastikte oluşan dişlerin daha net gözükmesi için kalın ip tercih ediyorum şu an. İki düz, iki terste ilmek sayımızın çift olması gerekiyor. Ve neye dikkat etmemiz gerekiyor? Düz, ilk iki ilmeğimiz düz alındıysa sıranın sonundaki son iki ilmeğin ters olması gerekiyor. Çünkü dikiş yapıldığı zaman ve birleştirildiği zaman iki tane düz lastik veya iki tane ters lastik birbirine çakışırsa sıra başında ve sıra sonunda görüntü güzel olmaz. Ona dikkat ediyoruz. Ben yine düz örgüyle başlıyorum. İlmeğimi arkadan aldım. Tekrar arkadan alıyorum. Öne geçiyorum. İki tane de ters ilmek alıyorum. İki tane düz. İki tane ters. Diyelim ki 6 numara ile lastik ördük. Üstteki örgümüzü 7 numarayla devam ederiz. Yani her zaman örgüyü yapacak olduğumuz şiş numarasından bir küçük numara ile lastiği örersek örgümüz daha güzel durur ve lastiğimiz daha likralı olur. Sıranın başına düz örgü ile başladık. Son iki ilmeğimiz ters. Bir tanesini örmeden boş bırakıyorum. Şişimi çeviriyorum. Şu boş bıraktığım ilmeği normal yönü ne ise burada düz örgü, onunla devam ediyorum ve sıkı tutuyorum. Örgümüz şu anda daha güzel belli oldu. Başı. Bakın yan tarafını. İlk ilmeği örüyorum. Ben ipi parmağıma genelde dolamam. Şu şekilde şurada. Ve temsil lastiğimiz hazır. Bunun üzerine istediğimiz herhangi bir örgüyü uygulayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomda gizli dikiş tekniğini göstereceğim.